Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Aydın. Flash CS4 seri ve görsel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bir proje açalım. Bugünkü çalışmamızda herhangi bir script kodu kullanmayacağımız için 2 veya 3 fark etmeyecek. Biz bugün 2'yi kullanalım ve açalım. Bir önceki dersimizde Flash'ta maskelemeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde de F6 tuşunu kullanarak bir kare kalem çizimi yapacağız. Dersimizin daha iyi anlaşılabilmesi için yapacağımız örneğin ön çalışmasını, ön izlemesini bir görelim. Gördüğünüz gibi burada bir sarı kalemlik var. Ve ben bunu flash'ta bu şekilde çizdim. Basit bir şekilde. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir grafiker değilim. Yani çok süper çizimler yapmamı beklemeyin. Ben yöntemini size öğreteceğim. Geliştirmesi size kalmış. Kapatalım ve projemizi açalım. Öncelikle resmimizi flash'ın içerisine almamız gerekli. Bunu file import'tan import to stage'den masa üstünde sarı kalemliğimiz vardı. Bunu alıyoruz ve açıyoruz. Resmin boyutu büyük. Ben bunu küçültmek istiyorum. Klavyeden Q tuşuna basarak kısa yol tuşu Q, tabi siz Free Transform Tool aracını da kullanabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutarak bunu her bölümde küçültüyorum ve şu şekilde biraz daha aşağı alıyorum. Biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Evet. Bu şekilde sayfamın içerisine aldım. Ve ilk katmanda buraya kalemlik yazalım. Kalemlik yazdık ve bunu kilitleyip bırakıyoruz. Bir layer daha açıyorum. Bu ikinci layer'da ben kara kalem çizimi yapacağım. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Alt tarafta resim var ve ben bu resmin üzerinden çizime başlayacağım. Öncelikle Brush Tool aracımı seçiyorum. Brush Tool aracını seçtikten sonra en aşağıda bunun boyutlarını seçebilirsiniz. En üstteki en küçük boyutunu alıyorum. Ve ilk çizimimi başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradan hafiften aldım. Aşağı kadar getirip bırakıyorum. Ve F6 tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda bir frame ekledi. Bir çizim daha yapıyorum. Devam ettiriyorum. Bir daha F6'ya basıyorum. Tekrar çizime devam ediyorum. Bırakıyorum F6. Çizime devam ediyorum. Bırakıyorum F6. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Özenmek sizin elinizde. Ben fazla özenmeyeceğim. Bırakıyorum F6. Bırakıyorum F6. Bırakıyorum F6. Şu şekilde. Siz daha orijinal çizimler yapabilirsiniz. Yeter ki şu anda yöntemini görün arkadaşlar. Şöyle üst taraftan da bırakıyorum. Her çizim yaptıktan sonra F6'ya tıklıyorum arkadaşlar. F6 yapıyorum. Siz daha özentili bir çalışma yapabilirsiniz. Hatta arkasına güzel bir şehir resmi koyup bir şehir dahi çizebilirsiniz. Şehir resmi çizmek biraz daha zor iş olduğu için arkadaşlar ve videomuzda çok uzun süreceği için videomuz ben küçük bir kalemlik çizmek istedim. Tabii arkadaşlar uzun projelerde reminizin çok iyi olması gerekir. Çünkü her çizdiğini flash hafızasına alıyor. Ve belli bir süre sonra çok büyük bir çizim yaparsınız. Ve uzun bir çizim. Belli bir süre sonra zemin yetmeyebilir ve flash çalışmayı durdurabilir. Bunu da söyleyelim. Zemin yeterli olmayan arkadaşlara. Böyle küçük projelerde çok fazla önemli.
değil. Şimdi ters taraftan çizelim. Çizip F6 ile bırakıyorum. Bakın şu anda 90 küsürüncü frame'deyim. 100. frame'e yaklaştım. Şimdi kalemlerime geçiyorum. Şimdi silgisini yapıyorum. Diğer kaleme geçelim. Şuraları biraz oval alıyorum. Aşağı çizgilerini yapıyorum. Şurayı ovalleştiriyorum. Bırakıyorum. Şuradaki siyahlığını da verdikten sonra. Evet. Diğer kalemime geçiyorum. Şuraları yine oval çiziyorum. Çizgilerini veriyorum. Sona yaklaştık arkadaşlar. Ve bitirdik. Gördüğünüz gibi 140 frame'de kalemliğimizi çizdik. Çok fazla siz özenebilirsiniz. Yani 200 frame olabilir bu. Ben şimdi görünürlüğünü daha iyi artırmak için aşağıdaki kalemlik frame'ini, pardon, kalemlik layer'ını siliyorum. Sildiğim anda gördüğünüz gibi kalemlik çıktı. Ctrl Enter'la çalışmamızı ön izliyoruz. Fakat frame'ler bittikten sonra tekrar başa dönüyor. Bunu engellemek için, yani çalışma bittikten sonra durdurmak için şuradaki frame'i arkadaşlar Actions panelinden stop yazarsanız stop kodu 2D ve 3D, Action Script 2D ve 3D fark etmiyor, aynı kod ve ilk öğreneceğiniz kod dur demek. Yani o frame'e geldiği anda duracak. Actions panelini kapatıyorum ve Ctrl Enter'la tekrar ön izliyorum. Bakın durdu. Şimdi arkadaşlar bakın ben 13 FPS'de çizdim. Yani frame'lerin hızı 13 FPS'de. Bunu biraz daha artırırsam, bakın 32 FPS yaparsam Flash bunu biraz daha hızlı yapacak. Yani çalışmalarınızda bu şekilde hızını ayarlayabilirsiniz. Daha düşük yaparsam arkadaşlar, mesela 6'ya kadar indirirsem, 7'ye kadar indirirsem, Ctrl Enter'la tekrar ön izlemesini yapalım. Biraz daha yavaş çizecek. Evet arkadaşlar, flash'ta kara kalem çizmeyi de öğrendik. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste flash'ta buton yapımını anlatacağım sizlere. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.